duymadın yoruldu. Şükür olsun Rabbimize kardeşler. Bana okudu bu şeyi, işitti bu şeyi. Aa dedi, bu kötülüğüm adam ben. Ve sadık edilen adam ben. Ama Allah'a benim ayaklarımı kuvvet verdi. 8 ay yattı, kalkamadı. Düştü, o pınarcılık pınara düştü. Ama 8 aydan sonra kalktı. Allah'ım beni kaldırdı dedi. Ben de Allah'ıma bir şey ettim. Lazım bir iş, bir şey vereyim ama ne vereyim hocam? Yok ne vereyim, her şey Allah'ım. Ama küçük bir cami yapayım dedi. Yani bir oda yaptı. Bu da üstüne bindi bir içeride de. Yani sarfoştu, şeydir dedi. Ama bir gün bindi üstüne aldı kitabı. Bu cami dedi. Bütün köyler gelsin burada toplansın dedi. Ama şükür olsun Allah'ımıza ve kardeşlere dedi. Hanife, nazik, bu çalım hani bakma bu küçük. Ama bir gün bir hoşluğunda olacak burası dedi. Bütün kardeşler buraya toplanacak. Çünkü bunu Allah'a veriyoruz. Bu ev Allah'ın ev. Yani şükür olsun Rabbimize. Geçti ondan sonra 7 sene büyük cami oldu şimdiki cami. Ama imanla kardeşler. O anladı ne yaptığını. Ve toplandı cennete. Ama biz de serbest ve sevinçli olduk. Anladık nereye gittiğini. Ve şükür olsun Allah'ımıza. Ve güvenelim Rabbimize kardeşler. O bize iyilik yapıyor. Merhamet ediyor. Ve bize hayat veriyor. Bize kurtuluş veriyor. Ve bize kapılardan geçirip, İsa'dan geçirip cennete getiriyor kardeşler. Ve sonsuz hayatı bize verdi. Şükür olsun Allah'ımıza kardeşler. Şimdi umudumuz var. Kuraşımız var. Yani yılmayalım ne gelirseydi. Problemler çok gelecek, sıkıntılar çok geliyor, hastalıklar oluyor, ölümler oluyor. Ama bir şey bizi yıkmasın kardeşler. Devam edelim yolumuz. Taze bir şahitlik var. Buraya çekildim. Geçen hafta gittim camiye. İbanski'ye, İsmerlu Yanko. Ben kardeşlerim geri hafta Rumanya'ya gideceğim. İbanski'ye kadar ben de geleceğim. E gel. Yanko ben de geldim, sen de gel. Ama Perşembe günü gittim camiye. Biz akşamdan beri çok heyecanlıyız. Gideceğiz Rumanya'ya toplantıya. Yani biz şimdi mi çekileceğiz? Şimdi çekileceğiz Perşembe günü de. Geldik bize onlar. Yatın uyuyor sabahçıyım. Biz uyuyamayız. Biz Rumanya'ya gideceğiz. Nasıl uyuyalım? Saat 3'te yola çıktık kardeşler. Yani saat 3'te çıktık buraya için. Hemen balçıkta bir köpek vurdu bizi. Yani vurdu köpek. Kırıldı adam. Yani ne yapayım? 9 kişi arabadayız, iki arabada. Geri mi döneyim, ileri mi gidiyor? Vurdum, baktım su aktı, şey, antifriz aktı, kırık dökük. Baktım, aa, biz toplantıya gideceğiz, arabayı bize de götürecek. Başka, çek arabayı, çekeceğiz balçaya, bırakacağız, onu iki kere gidip geleceğiz ama gideceğiz. Şükür olsun Allah'ımıza, bıraktık arabayı yolda, orada kardeşlerdi. Ama bak, nereye gitseniz kardeşlerimiz var. Amin. Uzağa gidersek var kardeşler. Yakına gidersek var kardeşler. Gittik Balçık'ta kardeşler. Kardeş kapıyı önünde bırakıyoruz abi. Biz toplantıya gidiyoruz. Döndüğüne toplayacağız. İsterse öyle alamazsın. Şükür olsun Allah'ımıza. Kalabı olalım. Her yerde olalım. Amin. Allah hepimizi de bırakmasın. Amin. Kardeşlerim yani o yolay burada orada çekmişler. Burada kardeşler buradan korksun biraz daha yakın. Amin. Yerleştireceğiz her şey. Amin. Allah çağırın. Allah çağırın. Kalktın. E ben de şükredeyim kardeşlerimize. Ahmet çok güzel konuştu. Ben de ne konuşacağım bilmiyorum, nereden konuşacağım. Şaşırttırdı beni. Ama şükürler olsun bunun için dua yapayım. Allah'ın bereketle kardeşlerimi evet. Doldursun onu kutsallıkla. Dolu alıp eve dolduğumda açtım. Şükürler olsun her şey güzel. Ve bu sefer şeytan saldırdı Ahmet'ten bana. Ama aklıma geldi. Ben de döndüm yoldan. Acaba ne oluyor ne gireyim. Ama giderken aklıma geldi. Sudan geçirdik kardeşlerim Bulgaristan'da. Geçtik bir yoldan, bir karayol. Su, çok su var. Bütün çobanlar yok olmayacak, bitti. Yani geçemeyeceğiz sudan, olmayacak.
Raf karşılığı değil, şeytan kazanmayacak, çevireceğiniz arabaları Allah kazanacak. Öteden gideceğiniz geri getirecek. Tamam. Ben de kızayım bu kardeş, nasıl unuttur o Gülettin annesini desini. Nasıl unuttur, nasıl oldu, nasıl olacak? Düşündüm, şeytan kazanmayacak, Allah kazanacak. Aa, döneceğim, alacağım, geri dönüyorum. Ne var onda kuran şey? Ay şükürler olsun Allah'ınıza. Gene gerçekten Allah kazandı. En memnunum, geldim, şükürler olsun. Ve gelirken, ne için geliriz buraya? Ne yapacağız burada? Tamam düşündüm, en birinci iş, İsa Mesih'i yüceltiyor. Ve ikinci, dört kere yemek yiyeceğiz. Yani dört kere, etin kardeşleri de hani yemek, gene mi yemek? Gene mi? Tamam, yani öyle olsun. Hani camiye, hazırım, doydum hani, bittim artık, rahatım. Doğalım, taşalım ve Rab bizleri doldursun kümesinle kardeşler. Ve isterim söyleme, yani İsa deyiz, İsa deyiz. Kim bu İsa? Bazıları bilmez. Ve ben söyleyeyim size, İsa, Allah biricik oğlunu gönderdi İsa'yı, bizim günahlarımızı kurtardı, bizleri günahlarımızı bitirdi, bizim günahlarımızı sildi, ama bildik olay acıyla ve en büyük acıyla ölümle öldü, şükürler olsun, üçüncü gün dirildi, bize de yeni hayat verdi, bizi de doldurdu kuvvetinle karşı. Ve ben isteyen bir şey yok be, yani ne çekelim buraya dedik ya, ağlarımızı yüceltelim. Gelmedim uyuklayayım, gelmedim delikodu yapayım, İsa'ya yüceltireyim. Çünkü o var benimle işte, o sizlerin işte, o dolduruyor bizleri kuvvetinden. O bana hayat verin. Bugün kırıldım, bugün darıldım. 5 dakika sonra İsa gir yüreğime, devam et. Yani ben seninle beraberim. Yani Rab bizleri doldurayım. Tamam, Mezmur kitabı 96. Sadece birkaç ayet okuyacağım. Ve sonra bu ilahi dokundu bana, onu da okuyacağım. Siz bilirsiniz ama birkaç ayet okuyacağım. Yani Mezmur 96. Rabbe yeni bir ezgi söyleyin. Ey tüm yeryüzü. Rabbe ezgiler söyleyin. Rabbe ezgiler söyleyin. Adına hamd edin. Onun kurtarışını kurtarışını günden güne müjdeleyin. Yani bunun için geldim. Rabbe hamd edin. Rabbe yeni bir ezgi söyleyin, bir ilahi söyleyin, sağlam ilahi, yani sevgiyle, sevinçle. Ve bazıları söyle, Aniş yavaş söyle, sesin tutuldu yani, bittin sen, bir kardeş çok sevdi beni, yani buldu. Yavaş söyle, nasıl söyleyin, kitap söyleyin, bütün yüreğinle, bütün her şeyinle söyle, bağır ve o zaman sen dolusun. Sen eğer öyle olmazsa, yani bir balon gibi. Yani o kadar güzel gidiyor cami, sanki bir balon şişirilsin, şişirilsin. O balon patladı mı sen lazım kalkasın, yücelttiresin insan. Ama bazıları balon sanki patlay balon. Şişirilsin, şişirilsin ama şişmeyin. Şişelim, patlayalım kardeşim. Yani patlayalım, İsa'yı yücelttirelim. Ve ben burada şey geçeceğim, bu lahi çok dokundu bana. Yani onu okuyacağım onu. Allah doldursun, yani versin bana. Yani Mesih İsa konuşu 227 ilahisinde. Benim adım Mesih İsa, artık ölmeyeceğim dedi. Şükürler olsun Allah'ımıza. Benim adım Mesih İsa, artık öl. Bir kere öldüm, artık bitti. Çünkü bazı öyle bir yere düşüyüz, düştüm, yandım artık, bittim. İsa öldü, o dirildi. Öldü bir kere ve artık diri. Bari İsa, o sana yardım yapacak. O seni bırakmayacak öyle. Bak nereye? Benim adım Mesih İsa, artık ölmeyeceğim. İman eden yavrularım ölüm görmeyecek. Şükürler olsun Allah'ımıza. Ben neden korkuyum bu dünyada? Korkmayın, kafam acıyı, af var. Yüreğim acıyı, dün söyledim size, af var. İçtim iki gün, hazırım, doğruldum. Ama korkuyum önümde. O tabuttan bile korkuyordum bak. Şükürler olsun, şimdi korkmayın. Kefimden korkurdum, kesme. Artık rahatım. İsa veri, yani İsa yapayım. Ama ne söyledi? İman eden ya, bu iman çok pahalı. Eğer iman edersen, eğer İsa'yı kabul edersen, sen ölüm görmeyeceksin. Belki bu bedeni koyacağız. Ahmet'te biz geleceğiz, koyacağız yani. Bu beden gidecek toprağa. Ama şükürler olsun, bir kız karşımız rahmetli oldu yakında. Ama Allah o kadar işledi onlar. Yani sen yüreğini verirseydin, kabul etti her şeyi. Ne vaaz ettiysek, ne konuştuysak, hemen zaten o günü sudan geçmek için, sanki Allah yaptı onun için, onun iman için. O operasyon oldu,
şey sanki geçemeyeceğiz. Ama sonra Araf karşısında şeytan kazanmayacak Allah en çok o sevindi. Ve birinci o geçti sudan. Yani sağlam insanlar korktular, su çok hızlı. Kolay değil sudan geçmek. Yani bizim sudan ölüysün üçüncü gündür. Yani bu şey bizim gün tut ben çabuk çıkarayım. Ama ölüysün çünkü bazı karşıda yani yatırınca suya onu bırakayım onu anlatayım. Yani yatırınca suya kaldırınca nerede indi? Yani ne oldu bana? Tamam yeni insan oldun. Yani Allah'ın adında geçtin ve İsa, İsa'nın adı yüceli ve İsa seninle beraber. Yani imanla geçersen sudan faydası var. Ve bunu isteyen söyleyeyim bu kız kardeş iman etti. Belki 3-4 ayda inanç oldu hemen her şeyi kabul etti. İsa için İncil'i aldı. Çok hasta gördüm. Yani kuvveti yok. Birkaç gün gittik ona, o yattı kuvveti yok. Allah ilahi gene söyleyeyim. Bir gün son günlerinde kuvveti yok. Ama o kız kardeşi gene de layığı da istendi. Kız kardeşi tutuyor ona, o da söyleyeyim sana. Kuvveti yok ama söyleyeyim. Ve ölürken ne söyledi bilirsiniz mi? Ben yoktum orada ama kardeşler söyledi. Benim nesi babası yani İnsanları inanç istemedi ama onun imanı büyük bir müjde yaptı. Ne söyledi bilirsiniz mi? Ellerini kaldırmış, 3 kere İsa, İsa, İsa dedi. Ben de bu şeylere, onun için bu şeyleri çok sevim. Yani Raf kardeş sağ olsun bu layları, bu kitapları bize verdi. Bizi okumuş yaptı, zorları olduk okumuş yaptı, şükürler olsun. Ama çok güzel geldi bana. Bu ilahi söylerken, başka ilahi söylerken ben gireyim onun içine. Ve içine girince hazır dirildim. Sen de girirsen, sen de dirileceksin, sen de patlayacaksın. Gözün görmeyecek bir şey, sadece İsa'yı görecek. Çünkü İsa'da var, bak ne söyleyeyim. Benim adım Mesih İsa, artık ölmeyecek. İman eden yavrularım ölüm görmeyecek. Şükürler olsun bize yavrularım değil. İman ettikten sonra biz onun yavruları oluruz ve ölüm görmez kardeşler. Büyük şey yaptı İsa. Bizi... Yani o kadar pahalı bir şey bu. Kitapta yazıyı İsa söyledi birisine. Hani günahların bağışlandı. Herkes yaptılar. Bu kolay yani. Sen büyük laf konuştun. Sen Allah mısın? Nasıl sen günahları? Tamam. O gösterdi onlara. Şifalık da verdi. Ama sonra ya ben baktım bu şeye. Günahlarımız bizim bağışlandı. Belki topalız, belki körüz, belki sakatız, belki fakiriz. Ama şükürler olsun günahlarımız bağışlandı. En büyük şey ve en güzel şey cennetteyiz. Yani cennetin kapıları bak güzel. Çıkarsan buraya sokağa hiç kimse bakmayacak bize. Herkes bu çingene, bu böyle, bu şöyle. Ama şükürler olsun bir kişi var bana mıyım? Bakayım en de pahalı değerli kapılarını açtı. Cennetin kapılarını bizi güzel yere koyup düşürdü. Yani laf kardeşi istemeyin methettirelim. Tamam methettirmeyiz ama gerçek. İsa en güzel kapılarını açtı cennetin. Laf kardeş. Bu Kmet'deyiz biz Bulgarca. Valinin evini açtı en güzel. Milletlere, çingenlere. Burada İsa'nın adını gösterir. Biz daha burada cennette. Karşılarda bir Bulgaristan gitti. Cennetteydik sanki cennetteydik. Şükürler olsun Allah'ımıza. Gerçekten imanla her şey olur karşı. Ama gel söyleyeyim. Biz ölüm görmeyeceğiz. Bilmem nasıl öleceğim. Ama İsa gelecek beni almaz. Ve o diye kitap melek geliyor. Ama ben gördüm İsa geliyor direkt bıraktık. Son günlerde o kendi geliyor. Hiç üşenmeyin. Hop geliyor. Hadi yavrum seni alayım. Ve ne söyledi ikinci komple? Benim sevgim çoktur yavrum. Size vereceğim. Kuvvet vardır bende yavrum. İste vereceğim. Şükür olsun. Hani yok kuvvetim yani ben böyleyim. Ben şöyleyim. Bir kişi var işte ondan o verecek sana. Şükürler olsun. Ne söyledi? Kuvvet vardır bende yavrum. İste vereceğim. Şükürler olsun gerçekten vereyim. Kuvvet vereyim. Berkamet vereyim. Sevgi vereyim. Hani dükkanda yok. Ve burada bak kardeşim. Ve ne de üçüncü ay. Yani üçüncü peş. Bu dünyanın güzelliğine yani bu şeye geliyiz. Çok güzel bu dünya değil mi? O kadar güzel dünya istemeyiz bırakma. Ben de daha istemem gene de gitme. Erkek daha. Ama bu güzel dünyada İsa'nın adı yüceltiyor. İsa'nın adı yüceltiyor. Evet. Bu dünyanın güzelliğine bir son gelecek. Güvenme bu dünyaya. Güvenme bu dünyada her şeye.
Çünkü bu dünyanın sonu vardır kitap. Bir gün İsa gelecek kendilerini topluma, kendikilerini. Ama ne dedi? İman eden yavrularım sonsuz yaşayacak. Şükürler olsun. Yani biz sonsuz hayata gidiyoruz kardeşler. Bunu vaaz ediyoruz. Dedim ya, kolay iş. Allah'a çok kolay. Kafan acıyı, elin acıyı, onlar çok kolay. Ama günahların bağışlanmak için zor. İnanç olmak, İsa'yı kabul etmek zor. Ve bugün kim kabul etmediyse İsa'yı sorsun, gelsin onun yüreğine girsin, ona da dokunsun, amin. O da sonsuz hayat alsın, amin. O da sonsuz yaşama alsın, o da sonsuzda kalken beraber bir gün cennette olacak. Çünkü en güzel şey, en pahalı şey cennette beraber olalım. Ve ne dedi? Yani bu ilahide sanki bütün her şeyi söylüyor. Ölümü söyleyip günahını bitirdiğin her şey ve son komplette ne dedi? Sabır, gayret, iman iste, sana vereceğim, şükürler olsun. Darıldın mı, kızdın mı, iste sabır, o verecek sana. O dayandıracak seni, o seni bırakmayacak. Ve ne dedi? Cennetinde şenlik boldur, gel sevineceğim, şükürler olsun. İstersin mi şenlik? Herkes şahitlik yaptı. Yani çok sarhoştu. Yani birinci çaşka şenlik var, ikinci çaşka şenlik var. Ama beşinci, altıncı çaşka... Problem var. Tamam ama cennette orada şenlik var sonsuz kardeşler. Şükürler olsun. Orada yani o kız kardeş öldü. O görmüş büyük masalar var. Yani rüyasında gördü, ölmedin ta. Büyük masalar var. Herkes yemek yiyor. E şükürler olsun ben baktım. İsa bize sofra kurdu. Bizim soframız var orada. Orada şenlik var. Herhalde orada da belki orada 20 kere yemek yiyeceğiz, bilmiyorum aslında. Yemek yiyeceğiz, ilahi söyleyeceğiz, toplantı yapacağız gece gündüz. Ve yorulmayacağız, onun adını yüceltireceğiz kardeşim. Koram sizleri bereketlesin. Ama unutma, İsa'yı yücel çünkü seni günahından kurtardı. Hem de bazıları de beni görmedi Allah. Beni görmedi. Yani ben o kadar düşkünüm, o kadar zayıfım, o kadar... Hiç görmeyeyim mi Allah? Tamam, Allah göreyim. Yüreğini ver bana. Yüreğini ver bana, kurtarayım seni. Yani doktora gitsin değil mi? Lazım operasyon olsun olası. Adam diye vur botmuş, vur imza. Vurmayacağım. Hadi git eve sana. Tamam. Sen de İsa, onun kolu hazır, yardım yapacak. Ama vermesin yüreğini. Ver yüreğini onun eline, hazırsın o doktora. Ve vurursun imza, o doktor alır seni operasyon yapıyor. Hadi hazırsın. Tamam, İsa'ya da yüreğini ver, o yardım yapacak. O görüyor herkesi. Yani bir havuz vardı. Basen değil, Bulgarca. Hem Bulgarca, Roman. Bir havuz vardı. Adam yatırdı, unuttum kaç sene, 40 sene belki yattı. 38 sene, adam 38 sene yattı. Ve her sene bir melek gelirdi gökten. O havuzu çalkalardı suyunu. Ve bir kişiyi atınca, kim girirse birinci, o şifalık bulurdu. Tamam, 38 sene o adam orada yattı. Ama öbür hastaların herhalde, söyleme kitap, öbür hastaların insanları vardı belki. Beklerdiler melek çalkalayınca, o insanlarını hemen sokurdular, şifalık bulurdular. Aa, o adam kimsesi yok. Yani kuvveti bile yok, kalksın döşekte yatayım, atsın kendini şifalık bulsun. Ama şükürler olsun, söyleme görmeyi. İsa geldi ona. İsa geldi ona. Ona geldi ve ona söyledi. Yani demedi meleğe bekle. Yani sen de dinle için. Kimsem yok ki atsın beni buraya da şey. Ama şükürler olsun biz artık o havuzu beklemeyiz. Her dakika her vakit isterseniz bağır İsa'ya, o sana yardım yapacak. Nasıl gitti o adama? Hadi kalk çekil git sana dedi. Şükürler olsun ağzımıza, biz de öyle. Yani bazı öyle duruma düşüyoruz. Tamam, bu adam 38 sene kaldı. Biz bir gün kalıyız, bitiyiz. Oo, artık ne camiye gideceğim, ne bir tarafa gideceğim. Ama şükürler olsun. Kalma, ikinci günü kaç, koş. Koş camiye. Kaçınca, gidince kardeşler gülüyor herhalde benim gibi onlar da. Yani bu kitap beni de öyle yapıyor. Bu kitap, bu ilahiler, bu kitap çok doğru. Yani adam var, adam değil. İşte biz yok yani konuşuyor adam çeşit. Gidince, açınca kitabı anlattırınca. Bu çocuk konuşsa ben böyle söyleyeyim. Yani bu çocuk yok kana aklım gidiyor başka. Ama daha açınca bu doğru bir şey. Bu şey doğru. E şükürler olsun. Eğer bu doğru olmayan,
Nasıl bizim şeyde vardı, bizim sesimizde inançlar vardı önce de. Ama kimisi titrerdi, kimisi dillerle konuşurdu, kim nasıl isterse yapardı. Ama Araf kardeş ne zaman geldi bu İncil'i, bambaşka söylüyor. O söylediği yüreğini ver. İsa'yı bütün aklından sev. Böyle yap, böyle. Demedi, aile bırak cigarayı, bırak televizyayı, bırak her şeyi, dillerin lazım konuşasın. La sende dil yoksa sen bitti. Söyleme diyorum. O söyledi, oku, gel camiye, yüreğini ver. Amen. Geldik, gittik, geldik. Yüreğimi verdim, İsa bana yolunu gösterdi kardeşim. En önemli yüreğini ver, o sana yolu gösterecek. Ama nasıl yaparım şimdi burada, böyle mi burada? Ver yüreğini. Ver yüreğini, o yüreğini aldığına o seni güdüyor. Çünkü insan bazı de bugün bu işi yapacağım, böyle yapacağım. Ama inanç olunca Allah beni diştirir. Alın, sen nasıl istersen bugün öyle olsun. Sen söyle bana nasıl olsun. Demek ki yüreğimi verdim onun eline, güdücümüz o. Şükürler olsun kardeşim. Yani biz koyunlarız, çobanımız, baş çobanımız göklerde bize yardım yapıyor. Çobanı seslerse, onun sesini tanırsan, onun sesini duyarsan, bilirseydin o seni aldattır bana. Ama başka çoban da var. Yani burada söyledi kitap, yani okumadım o mezburlarda. Çeşit ilahlar var dedi. Ama kim yarattırdı yeri ve kökü? O ilahlar yarattırdı mı? Yaratmadı. Şükürler olsun, Allah'ım yarattırdı. Güneşi kim yaptı? Yıldızları kim yaptı? O ilahlar mı yaptı? O putlar mı yaptı? O hocalar mı yaptı? Hayır. Şükürler olsun, Allah'ım yaptı kardeşim. Ben de bu Allah'a inanayım. Hani yeri ve gökü yarattırdı. Yıldızları, güneşi yaptı, her şeyi. Denizi yaptı. O kadar büyük dalgaları var. Duramazsın o dalgalara karşı. Bunu Allah yaptı. Ve biz de bu Allah'a inanırız kardeşim. Gerçek Allah'a imandı. İman ettik ve bırakmayacağım. Hiç pişman değilim. Ölene kadar İsa bizi tutsun imanda. İsa bizleri gütsün. Ve ben bir gün onun yanında şenlik yapayım. Onun adını yapayım. Çünkü amin. 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 Rab size dolusun. Tamam. Alişler de başladı. Alişler'in gözünü bağlı. Büyük Alişler. Şükür yani. Kardeşler, ben bir kötü bir insanım. 20 sene kadar Tokyo'larda çalıştım. Barlarda geldim, otobelde para çıkardık. Onlar orada kaldı kardeşler. Benim karım önce imana geldi, Rab kardeşleri gibi de. Ama dur gelin ben de bakayım bunlar ne iş yapıyor. Gittim, bunlar Amerika'dan gelmiş dedim ben. Dur bakalım Burak kardeş, ne yardım yapacak bana? Burak kardeş, ben Amerika'ya götüreceğim, iş sordum bana. Götüreceğim seni cennete. Bu adam cennete götürecekti. Oğlan gerçekmiş kardeşim. Çünkü bilmezdi bana. Lan cennet, biz sadece yemeğe, içmeye bardağda gezerdi kardeşim. Ama ben sevmezdim İsa'yı. O İsa benimle çok çalıştı kardeşim. Çok uğraştı. Çok uğraştı. Yola getirince benimle çok uğraştı. Önce başladım camilere. Gözlerim görmedi pek. Hep gözlük koyayım. Dil çöktüğüm kardeşler, istediğim Allah'tan gözlükleri aldı beni. Şimdi benim kızım, o da benimle beraber gelir. O alırlıkla gözlükleri okuyayım. Ne alırsın? Dur bak gözlükleri nasıl oluyor? Ben gözlükleri göremedim çünkü. Gözlük Allah verdi bana başka göz kardeşim. Allah'a şükür olsun. Amin. Son hastalıklarla başladı kardeşler. Düşeri çünkü. Yakında geldi geçen gün buraya. Ben hastaydım. Hemen kızlar, üç tane kızım var. Birisi olan bir çocuk. Ama kızlar burada. Benimle beraber başlayacaklar. Gittik doktora. Doktor onlar yanında, benim yanında dedi sende kanser var. Şimdi buraya geldik kardeşler, ben de kuvvet yoktu o kadar, azıcık düşünceliydim. Ben Ahmet kardeşi dedim, yapın bana bir dua kardeşler. Burada bir dua yaptım. Ama beni de beklerdi skeni. Gittim skenlere doktorlar, İsa temizledi beni kardeşlerim. O uşaklar sevindi, hepsi ağlarlar ya. Hepsi bizim çalıştığımız boşa gitmedi kardeşim. Uğraşırız, çalışırız bu dünyada, o bize verir. Ama en önemli bize cennet dayıları kardeşim. Bu
sevgiyi verdi bize kardeşler. Bu sevgiden ayırmasın bizi İsa kardeşler. Gittiğine her vakit bir yerde olalım. Cennette de beraber olalım. Nasıl buraya geliriz? Cennette de orada olalım kardeşler. Amin. 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 Evet, şükür Allah'a kardeşler. Hani beni çok sevdi. Hani gene geldi. Allah'a şükür etmeye. Azizim. Allah'a sevindirmeye. O da bizim boş yüreklerimizi doldursun. Amin. Hani Allah'a şükür edeyim. Hani izin etti türlere de gidelim. Ve izin etti Rumana'ya da gelelim. Amin. O Mate'ye biraz geç söyledi bana. Rumana da gidelim. O birinci haftası geldi bana toplantı burada. O da gidip birinci hafta Rumana gidiyor. Ama Ayşe'msi biz geleceğiz burayı. Misafir de geldi. Bakıp geliyor onlar bize. Örtçeye gidiyor. Karı koca. Yine aldılar gitmeden önce. Şimdi her geldik çoğuramayız. Şimdi ben kıyamayım onlara da gidin diyeyim. Biz gideceğiz sabahlayacak. Gittim ben ama hiç yapmadım. Öyle döndüm, böyle döndüm. Bir de baktım saat 2 oldu. Ben dedim hadi kalkayım. Allah'a şükür edeyim kardeşler. Hani bizim gibi milletlere geldi. Hani Amerika'dan kardeşleri yolladı. Hani bu güzel müjdeyi bize verdi. Ben isteyeyim okuma Romalı kitabında. 9-15. ayet. Allah peygamberleri vardı. Hani birisi Musa'dı. Bak Musa ne söyleyeyim. Çünkü Musa'ya diyor ki merhamet etmek isteyene merhamet edeceğim. Amin. Ve acımak isteyene acıyacağım. Amin. Bize bu dünyada kim merhamet ediyor? Kim acıyor? Ama Allah yeri gökü demin söylediği gibi almışım. Hani her şeyi yapan o bize merhamet ediyor. O bize acıdı. Biricik oğlunu verdi. Bizim bütün cezamızı, günahımızı hani İsa'ya yükledi. Bizim gerçek kurbanımız oldu. Şimdi şükür edeyim ona. Hani bizden de kurban istemeyin. Ama şükür edeyim. Yüz onu, yüceltiriz onu. Şükürler olsun. En güzel kurbanlar bunlar. Hani bak ne değil, demek ki ne isteyenden ne de koşandan değil, merhamet eden Allah'tan. Amin. Amin. Biz hiçbir şey yapmadık ama bu Allah'ın isteğiydi. O istedi, geldi bize, acıdı bize, geldi hani bizi ölümden o sicimleri, ipleri o kopardı. Hani bizi kurtardı kardeşler. Hani şimdi hayatın reisi. Bize bir de kutsal ruhunu yolladı. Hani bizi büyüyüp yürettiriyor. Hani bize yüreğimize bu sevgiyi koydu sevgilim. Hani dua yapalım. Allah'a şükür edeyim. Hani gene bir araya topladık. Bak ne güzel yani son ayetini okuyacağım. 33. ayetini. Yazılmış olduğu gibi İşte Siyon'da tökezleme taşı ve bir sürtme kayası koyuyorum ve ona iman eder utanmayacak. Amin. Biz inandık diri Allah'a. Ama var hani bu dünyada problemler. Var hani en çok da bizi eskiden bilirler fena olduğumuza, kötü olduğumuza. Hani bak sürtmeler var, köstekler var. Ama inan Allah'a, kabul et bu sözü, hiç utanmayacağım. Hiç utanmayacağım. Hani bir de onları utandıracağım.
Bir gün gelecek İsa krallığına alacak bizi, getirecek krallığına kendisi. Şükürler olsun. Hani onun...